3-5 litre bir modeli. Tam modern kahya takipçileri. Bugün sizlerle. Arkadaşlar bugün hayvanlarımıza ademin iğnesi yapacağız. Ademin içerisinde A, D ve E vitaminlerini barındıran bir iğne. Neden yapıyoruz diye soracak olursanız şöyle, A, D, E vitaminleri hayvanlar için olmazsa olmaz. Özellikle böyle kuru otla besleniyor, yani taze meralarda büyümeyen hayvanlarımız için muhakkak yapılması gerekiyor gibi bir şey. Şöyle bir bilgi verebilirim size. Yani A, D vitaminlerinin yetersizliklerinde ileri gelen birçok hastalık oluyor hayvanlarda. Bunların korunmasında ve tedavisinde, yani aslına bakarsanız daha çok koruyucu hekimlik gibi düşünün. Yani o amaçla yapıyoruz bunu. Şöyle, damızlık hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen mesela verim düşüklüğü oluyor. Büyüme ve gelişmede yetersizlikler oluyor. Besi hayvanlarının yemden yararlanma kabiliyetleri azalıyor bu vitaminlerin eksikliğinde. Bunları önlemek için bu iğne olmazsa olmaz. Ha, ne kadar kullanıyoruz derseniz şöyle bir kullanımım var. Yani ölçeklemesini soracak olursanız buzağlara 1 ile 3 milim arasında. Yani bu biraz hayvanın cüssesiyle alakalı bir durum. Danalara 3 ile 5 milim arasında vuruyoruz. Yine sığırlara 5 ile 8. Hani dediğim gibi hayvanın şeyiyle alakalı. Tamamen cüssesiyle alakalı. Kuzu oğlaklara 0.5-0.25 arası. Yani yarım milim. Aynı şekilde koyun keçilere 1 milim vuruyoruz bu şeyi. Tavşanlara da 0.1 ile 0.25 arası uygulanmasını uygun görüyor firmalar. Böyle bir kullanım aralığı var. Neye dikkat etmeniz lazım? Şimdi ADE hayvanlıkta önemli dedik. Ama kediyle köpeğe kesinlikle vurmuyoruz. Hamile hayvanlara kullanım noktasında da bir sıkıntısı yok. Hamile hayvana kullanılabilir. Hamile hayvanlarda da ADE vitamini vurulabilir. Bir sıkıntı yaratmıyor hamile hayvanlarda. Şimdi neden A, D ve E vitaminleri derseniz şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle hayvanların fizyolojik faaliyet dediğimiz, yani büyüme, gelişme tarzı faaliyetleriyle ilgili düzenli olabilmesi için vitaminlere ihtiyacı var. A vitamini mesela şey var. A vitamini kemik ve kas dokunun gelişmesi, görme ve üreme etkinliklerinin sürdürülmesi için olmazsa olmaz hayvanlarda. Bununla beraber D vitamini de kalsiyum fosfor metabolizmasının düzenlenmesi için gerekli. Hani deriz ya kemik gelişimi için D olmazsa olmaz. E vitamini de antistres faktörü olması nedeniyle o da önemli. Zaten bu ademin dediğimiz iğneyi yetiştiricilerimiz hepsi bilir. Ağırlıklı olarak A vitamini vardır içerisinde. D ve E de yanında katkı olarak bulunuyor. Vurulması gerekli mi? Gerekli. Zaten birçoklarınıza bunu kullanıyorsunuzdur. Videomuz daha çok bu işe yeni girmeyi düşünen ya da bu işe yeni başlamış, ne yapmalıyım, ne yapabilirim ya da ademini duyup da bunu hormon sanan, ne işe yaradığını bilmeyen tüketiciler var. Biraz da onları bilgilendirmek amaçlıydı. Videomuzun içerisinde zaten vurulmasıyla ilgili bölümleri de izlediniz. Hayvanların canını yakmıyor. Yanması iğne vurulduğu için ondan dolayı bir ürkmeleri yaşanıyor ama zararlı bir iğne değil. Yani öyle yakıcı bir iğne değil. Zaten mesela şu anda görüyorsunuz, bunların hepsi şu anda vuruldu. Normal. Yani 5 dakika önce vuruldular. Şu anda hepsi normal, geviş getirmelerine, yemek yemelerine devam ediyorlar.